O zaman bu tarz ilişkilerde koruma içgüdüsü de çok fazla oluyor, değil mi? Hayatındaki kişiyi korumaya mı çalışıyorlar daha çok? Hayır. Hayır. Dedim ya en başta. İlla korumak için değil ruh eşi. Ruh eşi sizi yükseltmek için, geliştirmek için, tamamlamak için de olabilir. Sizi destek için de hayatınıza girmiş olabilir. Sizi daha yukarı taşımak için de, sizi tamamlamak için, kendi kendinizi tamamlamanızı sağlamak için de girebilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani illa onun yanında destek. Öyle değil. Ama diyorsunuz ki ya bir sorun varsa ben sorabilirim. Doğru cevap bildiği kadar dürüstçe cevap. Çünkü bazen etrafınızda öyle insanlar var ki size bir şey soruyorsunuz, bir fikir alıyorsunuz. Evet. Doğru fikri, kendisinin doğru olmadığını bildiği halde o fikri veriyor. Neden? Sizin çok yükselmenizi istemez. Neden? Sizi sevmiyordur. Neden? Sizi haset yapıyordur. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hepsi olan şeyler. Yaşamda karşılaştık. Onun için biliyorsunuz ki bu kişi size karşı dürüsttür ve sizin yükselmenizi istiyor. Evet. Sizin daha iyi olmanızı istiyor. Daha iyi yaşamanızı istiyor. Mutlu oluyor. Sizin mutluluğunuzdan mutluluk alıyor. Evet. Bu ruh eşidir. Evet. Zaten kelime anlamı olarak da çok olumlu bir kelime olduğu için, evet, hayatımıza da olumlu katkılar oluyor.